Merhaba sevgili dostlar. Toprağımı hazırladım. Şimdi yapraklarımı döşeyeceğim. Önce ya toprağımı kasalarıma hemen böyle payılacağım. Bir saniye, şurada bir tabağım vardı. Onu hemen. Şöyle bir tabağımla topraklarımı, kasalarımı daha önceden hazırlamıştım arkadaşlar. İçeride pencere kenarında çekim yaptığım için toprağımı burada hazırladım. Dışarıda yağmur var. O yüzden burada hazırlıyorum. Şöyle bir göstereyim ben size. Çok fazla toprak kullanmayacağım. Biliyorsunuz yaprak yatıracağız. Yapraklarımız için öyle çok fazla toprak olmasına gerek yok. İlk bir yılı geçirecekleri bir toprak çünkü bu toprak. Bir tas daha yeterli olacaktır. Şöyle ben hemen onu düzelteceğim. Alan çok dar olduğu için biraz zorlanıyorum. Dışarıda olsa daha iyi olurdu ama maalesef işte dediğim gibi işte ürünlerim geç geldi diye biraz aksadı böyle yapraklarım. Epeydir yapraklarım 15-20 gündür belki daha fazla duruyordu. Hep bebeklendiler. Bakın iri ürünleri hep aldım. Bir saniye. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi evde kimse yok. Eşim gelmişti, kapı çaldı diye beni çağırdı. Şöyle hemen elimle şöyle düzeltiyorum. Şu iri parçacıkları alıyorum. Şöyle düzelttik. Bu kadar toprak bize yetecektir. Çok fazla doldurmaya gerek yok. Yapraktan indirdiğimiz için bu toprakta ne kadar kalabilir? Hani bir yıla yakın bu toprakta kalabilir bizim yapraklarımız. Şöyle iyice bir düzeltelim ki böyle yapraklarımız böyle düzgün dursun. Tamam. Yeterli bu şimdilik. Şöyle ilk etapta şu büyük yapraklardan başlıyorum. Bunlar hepsi özel yaprak arkadaşlar. Bu sene aldığım yapraklar. Şöyle ikili üçlü alayım ki ikide bir dönmeyeyim. Şu mesafe bırakıyorum. Çok fazla dip dibe indirmeyeceğim. Hatta şöyle biraz daha genişçe indirmek istiyorum bunları. Evet. Yapraklarımız büyük olduğu için arkadaşlar bebeklerimiz de büyük olacaktır. Çok fazla sıkışık olmasın bebekler. O yüzden yapraklarımızı biraz daha geniş tutalım. Şu altlara dedim ya hani iri şeyler oldu mu alın şurada. Yaprak dizme işi çok zor. Ya zorluğu şöyle biraz daha böyle sabır gerektiren bir şey. Tek tek indirmesi. O kadar var ki şimdi yani ufak bir video çekeceğim. Hepsini dizmek için video çekemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten uzun olacaktır. O kadar zamanım böyle bunu tutmaya ellerim gücüm olmayacaktır. Uzun süre telefonu tutamıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde mesafede bırakıyorum ki buradan da büyüme olduğu zaman bebeklerimiz birbirini sıkıştırmasın. Bu şekilde. Şimdi ben bunları böyle diğer bu kasayı bitireceğim. Şimdi böyle hemen durduracağım. Kasayı bitirdikten sonra tekrardan çalıp başlayacağım. Evet sevgili dostlar, dizme işlemini bitirdim. Şimdilik iki kasa hazırladım. İki kasayı dizdim. Toprağım var. Bir miktar daha toprak hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi şu tepsinin içindekileri bunları da şurada iki kasam var şimdilik. Onlara hazırlayacağım. Daha büyük olanları daha yavrular önce kestiklerimi düzelteceğim yani dizeceğim. Daha sonradan kopardıklarımı hani yavrulamamış olanları da sonradan yapacağım. Elime kasa geçer geçmez diğerlerini de yapacağım. Mesela bunlar daha önceden kopardıklarım bebekli. İlk etapta da bir iki bebekli olanları dizeceğim toprağa. Evet şimdilik bunları yaptık.
Bunları dizdik. Boy sıralamasına göre dizdim arkadaşlar. Çünkü bebekleri de büyük olacakları için dengeli bir şekilde indirdim bunları. Bunlar hepsi özel türler. Yurt dışından gelen yeni aldığım özel türler. İnşallah güzelce büyütürüm. Güzel bebekleri alırım. Arkadaşlar topraklarımın içinde neler olduğunu daha önceki videomda zaten söylemiştim. Çok fazla bakın bu normal kasalar bu şekilde hani yarıya kadar doldurmamız yeterli oluyor yapraklar için. Benim bu diğer küçük kasalar biliyorsunuz bunlar biraz daha yüksek oluyor. Ben onu biraz daha yaklaşık bir iki parmak kadar üstten kestim. Bebeklere daha uygun hale getirdim ki çok fazla toprak kullanmayayım. Evet arkadaşlar. Hani bebek videosu değil, o yüzden fazla bir şey söylememe gerek yok. Yapraklarımı, topraklarımı koyup yapraklarımı dizdim. İnşallah hayırlı olur, güzel bebekler alırız. Umarım bir videomu beğenirsiniz. Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.